Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Furkan Vakfı mensuplarına yönelik polis şiddetinden ötürü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınacağı ancak, buna MHP lideri Bahçeli'nin engellediğini ileri sürülmesinin ardından gazeteci Ahmet Şık'tan dikkat çeken iddia geldi. MHP kulislerinden elde ettiği bilgileri aktaran Ahmet Şık, Soylu'nun neden görevden alınamadığını tek tek açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil AK Parti'nin ağır topları olarak adlandırılan yetkin yöneticilerinin de Soylu'nun görevden alınması gerektiğini düşündüğünü aktaran Şık, AKP'lilerin kirli çamaşırlarının neler olduğunu bilmesi nedeniyle Soylu görevden alınamıyor, dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden Süleyman Soylu hakkında iddialarda bulunan Ahmet Şık'ın ifadeleri şu şekilde: Sedat Peker'in itiraf ve ifşalarının ardından Süleyman Soylu, kendi partisinden isimleri de tehdit etmesiyle birlikte AK Parti içindeki desteğini kaybedip bir siyasi meftaya döndü. Görünüşe göre iktidar yancısı MHP ve Devlet Bahçeli'nin desteği ise sürmekte. Recep Tayyip Erdoğan'ın istememesine AKP'nin ağır toplarının nefretine rağmen Soylu'nun görevden alınamamasının nedeninin de bu olduğunda herkes hemfikir. Ancak 2022 yılı bütçesinin komisyon ve meclis genel kurulundaki görüşmeleri sırasında ortaya çıkan tablo pek öyle değildi. Anlatalım. Mecliste her yaptığı konuşmada MHP AK Partili vekillerin adeta bir zırh gibi Soylu'yu korumaya alırlar. Kendisine laf söyletmemeye çalışırlardı. Ancak geçen Aralık ayındaki bütçe görüşmeler sırasında bu kez öyle olmadı. Her zaman yaptığı hamaset dolu konuşmaları üzerine çıkan tartışmalarda Soylu'nun hem AK Parti hem de MHP'li vekiller tarafından yalnız bırakıldığı bir tablo ortaya çıktı. Hatta komisyondaki görüşmelerde Soylu, AK Partili vekillere dönüp "beni savunmuyorsunuz" diye serzenişte de bulundu. Genel kurulda, Sedat Peker'in ifşalarından sonra Soylu'nun kendi partisini ve hatta Erdoğan'ı tehdit ettiğini anlattığım konuşmadan sonra kulisteki sohbet esnasında MHP'li vekillerden birisi, "siz Soylu'ya bu kadar saldırmasanız bizim genel başkan da destekten vazgeçecek" dedi. Peker'in itiraf ifşalarına rağmen Soylu'ya destek vermeye neden devam ettiklerini sorduğumda ise şunu söyledi: "PKK-YLA mücadelede ve devlet politikasında örtüşüyoruz. Bir de o bakanlıktan giderse yerine FETÖ'cüler gelir. Altında FETÖ'cüler var." İddiaya göre 2016'da Tokat merkezli başlatılan FETÖ mülki idare yapılanması soruşturmasında İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey görevdeki kimi isimlerin Gülen cemaatiyle ilişkileri, eşlerinin de FETÖ ablası olduğu tespit edilmişti. Soruşturmayı başlatan savcının görev yeri değiştirildikten sonra sürdürülen soruşturmada söz konusu üst düzey yetkililerin ve eşlerinin isimleri dosyadan çıkarılmıştı. Soruşturmayla ilgili kuşkulu yanları Tolga Şardan da yazmıştı. Söylentilere göre Gülen cemaati ile bağlantılı o iki ismin İçişleri Bakanlığındaki üst düzey görevlendirilmeleri de bizzat saray tarafından yapılmıştı. MHP'li vekilin, "Soylu bakanlıktan giderse yerine FETÖ'cüler gelir, altında FETÖ'cüler var" demesinin nedeni de bu soruşturmaydı. Soylu'nun işgal ettiği makam nedeniyle, tıpkı "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi var" diyerek Metin Külünk'ü tehdidinde olduğu gibi AK Partililerin kirli çamaşırlarının neler olduğunu bilmesi ve MHP'li vekilin işaret ettiği nedenle Soylu görevden alınamıyor ifadelerini kullandı.